İki tarafa da gidebilecek bir eşleşme bu arada. Onu söyleyelim. Birazcık yani, oyuna bakıyor değil mi? Birazcık oyuna, birazcık da Rakan'a bakıyor aslında. Yakalanmaması gerekiyor Nautilus'a. Çünkü Nautilus'un kitle kontrolü, o dayanıklılığınız olmadığı için problem yaşıyorsunuz. Biraz burada Koridor Kaiser'in ellerine bakacak gibi açıkçası. Çünkü benzer bir durum aslında karşı taraf için de geçerli. O çıpa kaçtıktan sonra üzerine gidebiliyor Rakan. Armut'un tek başına buraya gelmesi büyük risk ama tersten Humanoid'un da geldiğini görüyoruz. Şimdi Armut içeride. Sıçralar yok. Çekim alanı burada. Tutmadı kimse. Canyon arka tarafta. Şimdi tekmeyi yedi Armut'tan. Kaos fırtınasından çıkarttın. Armut ne yaptın? Armut ne yaptın oğlum? Şimdi Kaan gelecek cezayı kesmeye. Elio'ya arkada bu arada. Yampir yengeç almaya çalışıyor. Humanoid önce. Armut ardından Armut. Felaket oldu. Yani bu arada Canyon'ı alsalar dahi burada bu skorları verme ihtimalleri hala olacaktı ama bir sayı avantajı olacaktı. Büyük hata geldi temsilcimizden. Canyon'ı alsalar o kadar ilerlemeyeceklerdi. Doğru ya. O kadar derine gitmeyeceklerdi, haklısın. Beryl'ın yaptıkları biraz şekillendiriyor diye. Beryl şu ana kadar o çıpaları tutturursa kazanıyorlar. Canyon şimdi Elio'yu yakalayacak. Az önce sıçrasını kullandığını gördüler. Dengeleyici birazcık da orada hurda kalkanın yardımı ama hayatta tutmak için yeterli değil. Canyon şimdi alamete doğru gidecek. Mimarı Canyon. Burayı istememesi daha iyi Armut. Darlamak istiyor, zorlamak istiyor ama... Ya Humanoid o kadar uzakta ki. Kaiser şimdi zarif uçuşu kullandı ama kule altında kitle kontrol zinciri. Şifayı kullanmamış olmak burada Madlines alt koridorunu hayatta tuttu ama Ghost gelmeye devam hala etmek istiyor. Var. Ultisi de var dediğin gibi. Ben ultiyi bu arada bekledim Kaiser'in üzerine atmasını ama... O minyon, düzeltiyorum, o çalı da bir totem çöplüğüne dönüşecek. Zombi totem iki tane, bir tane kontrol totemi. Bir tane daha vardı, onu da kesseydiniz. Yolu açar. Eskort araçlar. Eskort araçlar. Tam olarak öyleydi Kaiser ve Karzi. Yolu temizleye temizleye açtılar Elio'yu. Arkalarını alıp güzel bir baloncuk tuttu Showmaker'dan. Fakat devam edemeyecek burada. Yalnız kuleyi alacak mı burada alamet? Yetmeyecektir ya. Ama Showmaker'ın bir otomatik saldırısına bakacak. Ben yettiririm dedi. Ve ya orta koridorda ilk kule çok erken düştü ve Humanoid'in sıçrası geldi. Geleli çok olmadı ama yine anında gidecek. Elinizle koymuş gibi bulabiliyorsunuz rakibinizi. Humanoid'in çilesi bitmedi. Kaan da geldi. Kimde kalacak skor? Kaan bırakmadı. 3-0-1 oldu. Bu Humanoid'in hatası. Yani senin ormanında hiçbir görüşün yok. Sağını solunu görmüyorsun. Rakip üst koridoru geçtim. Rakip ormancının nerede olduğunu da bilmiyorsun. Canyon şimdi tersten geliyor. Çıpa kaçtı. Elio'ya orada yemlerse rakibin evet. Canyon'ın üzerine şimdi alev makinesi de geldi. Uyku baloncuğu boşa gidiyor. Bu arada Elio'ya neden ultisini atmadı acaba? Makineyi ısıtıp kendini susturduğu için ultiyi de atamadı. Beryl da sıçrayla çıkıyor oradan. Çıpa bir kez daha kaçtı ama sürpriz değil artık bizim için. Şimdi Karza arka tarafta sıçrayı da kullanabilir gerekirse. Şimdi gerekmeyecek gibi uyku baloncuğu isabet etmedi. Kaan'ın yalnız cehennem prangasını takip etmesi zor gözüküyor. Şimdi gelen dengeleyicinin %40'ı duvarın içinde eridi. Yalnız Kaan dediğin gibi çok kötü pozisyonda yakalandı. Çıpa tutuyor bu sefer Beryl'dan. İçeri girdi Armut. Karzi'ye bir skor vermeyi başardılar. Ghost'u da yakalama şansı olur mu acaba, pek kolay gözükmüyor. Evet, risk alınacak bir nokta değil. İkinci alameti almaya çalışacaklar, bir teselli ikramiyesi. Kendi evindeymiş gibi misafir olduğu evde odalara giriyor, çıkıyor, kampları alıyor, dolaptaki kurabiyeleri yiyor. Bu kule savunmasını imkansız kılan bir çekim alanı. Ya şimdi Beryl'ın ultisine karşılık Kaiser. Kendisi Kaiser. Ultisini kullandı. Bu savaşın başlangıcı fena gitmiyor. Armut! Beryl'ı. Beryl'ı alabilirler ama Kaan o kadar kuvvetli ki. Kaan orayı eritiyor. Ghost da şimdi ultiyle içeri girdi. Tek bir hata demiştik ama Mad Lions. Bu hata gelmiş olsa bile pek değerlendiremedi bu hatayı. Kaiser'in iyi oyunda. Güme gitmiş oldu tabiri caizse. Kaiser iyi oynadı ama diğer tarafta yani Beryl dışında herkes çok iyi oynadı savaşı. Dawn Monkey için MSI 2021'in hikayesi evet. Bu da. Ghost'un pozisyon alması, Kaan'ın pozisyonu hazırlaması. Hakikaten tertemiz oynadılar savaşın devamını. Pek imkan dahilinde gözükmüyor. Showmaker da bulduğu rüzgarın iddetiyle geliyor oraya. Uyku baloncuğundan kurtuldu. Humanoid ne yapıyor? Canını kurtardı gibi gözüküyor. Humanoid bu arada Beryl'e yakalandı. Güzel bir dengeleyici. Beryl'i bir kez daha alacaklar. Ama boş yere gazeteleri, kanalları aramayın. Haber değil bu, haber değil. Çabalıyor ya, çabalıyor. Yani Mad Lions için oynuyor şu anda. Ya Humanoid Beryl kadar çabalamadı be. Öyle vallahi Humanoid'den daha çok çabalıyor. Ve 24. dakikada Baron güçlendirmesiyle beraber artık karşılaşma yavaş yavaş Mad Lions'ın kazanabileceği noktadan uzaklaşıyor. Ya özellikle 8000 altın civarındaki farkın üstesinden geldi gelmek skor. Çok zor. Karzi'yi de parçaladı. Canyon aldı burada skoru. Çarpla aldı galiba. Yo, çarpla almamış. Phoenix moduyla almış.
Şimdi savaşı yapamayacaklar. Kaos fırtınası olmadığı için. Öyle de bir problem var. Şimdi yine Kaiser tetiği çekti Beryl. Çok kötü bir ülke. Kendisi de tetiği çekiyor. Dengeleyici. Şu anda kendi kendine yanıyor. Sonunda bu arada Beryl'i almayı başardılar. Kaan'ı geriye doğru tekmeliyor. Ultisi açık bir Kaan'ı alabilecek mi acaba burada Mad Lions? Yani Kaan'a ne kadar çok şey gitti. Sonunda almayı başardılar. Kayn'ı da yakalayacaklar. Teşekkürler Beryl tekrardan yakalandığın için. Yani şu dengeleyiciyi attığınız bir takım savaşını evet. Kazanmanız büyük ikram. 6 saniye sonra bir çılgınlık ama Mion dalgaları yeterince ileride değil. Baron varken rakipte bir savaş daha yapacaklar. Savaş kazanabildiklerini, doğru savaşı yaptıklarını, savaş kazanabildiklerini gördük. Tabii bu doğru savaştan ziyade rakibin de hatası. Çünkü Ghost savaşta yoktu. Ghost hasar vermedi neredeyse savaşta. Yani şu kuşatma işini yine böyle kötü pozisyonda kalabilir. Kuşatma işini iyi yapıyorlar. Çok güzel dikkatli attılar. Çok güzel zonluyorlar. Kaiser işte az önce yaptığını bu sefer yapamadı. Beryl bu sefer istediğini çıkartıyor. Rakan'ın hareket etmesini engelliyor. Savaş başlatmasını da engelliyor. Karşı da tüy fırtınasını kullanmak zorunda kaldı. Beryl yakalanıyor. Düşecek mi burada? Düştü. Ama maçın bittiği savaş olabilir bu. Karzi yalnız başına ve Ghost üzerine doğru geldi. Dengeleyici ama güzel geldi. Nişancılar karşılıklı değişildi. Kötü değil. Bitmeyecek oyun muhtemelen. Humanoid burayı koruyabilecek mi? Korumayı deneyebilir. 3 inhibitörlerini de kaybettiler ama yani oyun bitmese de ölüm gibi bir şeydi ama kimse ölmedi. Aynen öyle. Şimdi Armut takım arkadaşı ölmesin diye tekme atmaya çalıştı Showmaker ama Süper Minyonlar Baron güçlendirmesiyle de birlikte Humanoid'un artık başa çıkabileceğinden çok daha ağır bir kuvvet. 32. dakikada Dunmonkey'a gruptaki 6. galibiyetini alacak. Ve liderlikte yine RNG ile aynı galibiyet sayısına geldiler. Mad Lions adına ise mağlubiyet serisi 3 maça çıktı. Ve yine hiç hoş olmayan bir oyun gördük onlardan.